Merhaba Bidaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Dam Quick 3 serisi 6000FD. Bugün her zamanki gibi bu makinenin bakımını yapacağım. Bakım yaparken de sizlere teknik detaylarını paylaşmaya çalışacağım. Hemen makinenin makarasından başlayalım. 6000'lik bir makara dedik. Makaranın maksimum drag kuvveti 11 kilogram. Şöyle gördüğünüz gibi herhangi bir conta vesaire makaranın önünde yok. Suyu engellemesi için. Yine makaradan devam edelim. Şöyle hemen kalama pullarını görelim. Bakın yanlış işte yağlama. Gördüğünüz gibi yine kalama pullarında mevcut. Bunlarla çok sık karşılaşıyorum. Bakın. Bol bol yağ sürülmüş. Yani o zaman sizin bu makaranızın maksimum kuvveti düşmektedir. Keçelerin durumunu görüyorsunuz. Şimdi makinamız 9 artı 1 toplam rulman adedi var. 9 artı 1 rulmanın da 3 adedi paslanmaz. Bakın artık keçeler resmen birbirine girmiş yani. Görüyor musunuz? Bu kalama çalışmaz artık. Bunların hepsini düzelteceğiz. Gerekirse değiştireceğiz. İçerisinde kum mevcut. Yağ, kum birbirine yapışmış. Gözüküyordur inşallah. Kanallara dolmuş. Şöyle kapısını alayım baştan. Anlatmaya devam ederiz. İlk rulmanımız karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi bir adet burada rulmanımız mevcut. Altında başka rulman yok. Alüminyum makara kapasitesi ise 0.35 mm'den 340 metre bir kapasitesi var. 0.40 260 metre kapasitesi varmış. Makaramız bu şekilde. Hemen geçelim makinamızın koluna. Kolu katlanır kol ve topuzu mevcuttur. Eva topuza sahiptir. Gayet güzel bir topuzu var. Topuzunu beğendim arkadaşlarım. Eli kavruyor. Mükemmel güzel bir şekilde sert Eva'dan yapılmış katlanır bir kolu var. Tabi gönül ister ki buraya dişli bir şekilde olsun ama maalesef değil geçme. Şaplı. Hemen kalama sesini çıkartan dişlimizi de çıkarttık. Ve rotorumuzu sökelim. Pinyon dişlisi ters diş. Bayağı bir pas tutmuş. Rotorumuz grafit bir rotordur. Gayet sağlam. Bakın esneme yapmıyor. Kompozit bir rotor. Evet bayağı sağlam. Hiç esneme yok. Gayet güzel. Beğendim. Yani çok çok hafif bir esnemesi var. Hafif bir rotor. Misine kılavuz rulmanını da bir görelim bakalım. Ne durumda? Bakın pas tutmuş. Çıkacak mı? Bu da pas tutmuş. Gelmek istemiyor. Büyük ihtimalle bir adet rulmanımız da burada var. Gözüküyor rulman. Ama ne yazık ki pas tutmuş. Bunu bu şekilde zorlamayacağım. Pas sökücüye yatıracağım. Ondan sonra sökme işlemini gerçekleştireceğim. Evet. Bir sürü kum. Bu kumlar maalesef makinalarımıza çok zarar vermekte. Makinamızın toplam ağırlığı böyle ara ara aklıma geldikçe söylüyorum arkadaşlarım. Makinamızın toplam ağırlığı 374 gram.
devir oranı ise bir turda 5.1 defa dönüyor. Yani 5.1 bölü 1 devir. Devir oranı var. Bakın üzerinde de belirtmiş zaten. Başka aklıma gelmeyen ne var? Yani genel özellikleri bu. Misine toplama oranı da bir turda 96 santim. Yani kolu bir tur çevirdiğinizde 96 santim misine geri toplaması yapıyor. Ya fiyatına göre ideal makinelerden bir tanesi. Tabii ki gördüğünüz gibi sistem eski sistem, yaylı. Maalesef artık bunları değiştirmeleri lazım. Damın okumada da aynı biliyorsunuz. Sevinç girdi de aynı. Bunları artık değiştirmeleri lazım. Gövdedeki cıvatalarımızı sökelim. Makinenin iç organlarına doğru gidelim. Gövde de kompozit gövdedir. 6000'lik makine onun için 374 gramdır. Yani hafif olmasının sebebi makinenin gövdesinin de kompozit olmasıdır. Şöyle gördüğünüz gibi kapağımızı açtık. Karşımıza iç organları çıktı. Bakalım ana dişi gelecek mi? Engelimiz var mı? Bakıyorum var. Gelmeyecek. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şafminimizi çıkartıyoruz. Şafminimiz görüyorsunuz kalın, mukavemetli. Şöyle kaba pisliğini ve yağını alayım. Kumlar burada da var. Yağın üstüne yapışmış. Evet. Şafminimiz mukavemetli. Şimdi ana dişimizi çıkartalım. Şöyle alüminyumdan yapılmış ana dişimiz mevcut. Bir rulonumuz burada, bir rulonumuz da burada mevcut. Ana dişinin sağında ve solunda. Krangımızı da alalım. Hemen altında krank dişimiz. Krank dişimizi de sökelim. Aradan geçiririm dedim ama geçmedi. Bir adet şurada iki tane gördüğünüz gibi krangın yasaklaması var. Hareket etmemesini yani dışa doğru hoplamamasını, zıplamamasını sağlıyor. Onun bir tanesini şöyle sökeceğim. Çünkü krank dişimiz geçmedi. Şu şekilde. Krank dişimizi de aldık. Şimdi burada rulman yok. Karşımıza burada rulman çıkmadı. Şimdi yayımızı çıkartalım. Evet. Yaydan sonra da hemen şuradaki pinyon dişini, rulmanını, stoperi hepsi buraya bağlıdır. Bunları çıkartacağız. Bakın. Bir rulmanımız burada mevcut. Üzerinde bir adet metal şim ve şu şekilde stoperimiz, pinyon dişimiz, burcumuz gördüğünüz gibi komple hepsi geldi. Burcu vıcık vıcık yağ. Yani stoperin böyle yağlanmaması lazım. Bir rulmanımız da hemen stoperin altında ve pinyon dişimiz karşımıza çıktı. Şöyle biraz zorlayayım.
Evet. Çıkarttık ama fırladı yüzüğümüz. İki adet rulmanımız da misina kılavuzunda mevcut. Şu şekilde gördüğünüz gibi toplam 7 tane rulmanımızı gördük. Dediğim gibi iki adet de büyük ihtimalle rulman mevcut. Onu da sökemediğimiz için, perçinli sistem olduğu için size gösteremiyorum. İnşallah vardır yani içinde iki tane rulman. Evet hobidaşlarım, gördüğünüz gibi bütün parçalarımızı söktük. Bu makineyi almak isteyen hobidaşlarımıza bir ön bilgi olabilir. Her zamanki gibi ben bu parçaların temizliğini yapacağım, bakımını yapacağım, yağlamalarını yapacağım. Ondan sonra makineyi toplayacağım. Ne diyelim? Bu videomuzda bu kadar olsun. Olta Studio olan herkese rastgele.